Merhabalar, e, bugünkü dersimize hoş geldiniz. E, bugünkü dersimizde e, ilk doğru düzlemde doğru konusu üzerinde e, duracağız. Öncelikle e, doğru hakkında bildikleri neler biliyoruz bunun üzerinde duralım. E, biliyorsunuz ki düzlemde bir doğru farklı iki noktasıyla tek olarak belirlidir. Ee, yani düzlemde bir doğru verildiğinde bu doğrunun üzerinde en az iki farklı nokta bulunabilir. Ee, doğrunun eğimi dediğimiz zaman bir doğrunun e, OX o ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı denir. Eğim açısının tanjantına ise doğrunun eğimi denir. Aşağıdaki şekilde de grafikte de gördüğünüz üzere ee, doğrunun eğimi pozitif yönde yaptığı açıyı alfa diyecek olursak, alfa açısını e, na doğrunun eğim açısı diyoruz ve bu açının tanjantına ise dan elde edilen e, sayıya da doğrunun eğimi denilmektedir. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimini bakacak olursak, A ve B noktaları Üzlemde verilen herhangi iki nokta olsun. Ve bu noktalar arasındaki noktaların bu noktalardan geçen doğrunun eğimi tanjant alfadan oluşan dik üçgende a, b, g dik üçgeninde y2-y1 eksi bölüm x2-x1'den elde ediyoruz. Verilen bir noktadan geçen ve eğimi bilinen Doğrunun denklemi dediğimizde ise e, bu doğu, y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır bize doğrunun eğimini vermektedir. Buradan da e, denk içler dışlar çarpımı ile doğrunun e, denklemini yani bir noktadan geçen verilen bir noktadan geçen ve eğimi bilinen doğrunun denklemini yazabiliyoruz. Bu denklemi Biraz daha ilerletecek olsak, işlem bu denklemdeki işlemleri biraz daha ilerletecek, birkaç adım daha yapacak olursak, sonuçta katsayıları ax artı by artı c eşittir 0 biçiminde doğrunun genel denklemine ulaşırız. Şimdi b sıfırdan farklı olmak şartıyla biraz önceki denklemimizi ax artı by artı c eşittir 0 denklemini düşünecek olursak, bu denklemde eşitliğin her ikinin yanını B'ye böldüğümüzde B sıfırdan farklı olmak şartıyla eşitliğin her iki tarafını sıfıra B pardon B'ye böldüğümüzde doğrumuzu Y eşittir MX artı N biçimindeki haline dönüştürmüş oluruz. Denklemi Y eşittir MX artı N biçimine dönüştürmüş oluruz. İki noktası bilinen doğrunun denklemi dediğimizde A ve B noktaları R karede verilmiş olsun. X1, Y1, X2, Y2 koordinatına sahip olacak şekilde. Bu doğrunun eğimi biraz önceki bir doğrunun eğiminden yararlanarak tanjant alfa Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den bulunur. A ve B noktalarından birini seçerek de doğru denklemini yazabiliriz. O zaman iki noktası bilinen doğrunun denklemi bir noktası verilen ve eğimi bilinen doğrunun denkleminden yararlanılarak elde edilir. Gördüğünüz üzere eğer A noktası da kullanarak yazacak olursak doğrunun denklemini y eksi y bir eşittir. Eğim çarpım x eksi bir şeklinde ya da B noktasını yazarak yapacak denklemi yazacak olursak da y eksi y2 m çarpım x eksi x2 şeklinde yazabiliriz. Buradaki örnekte A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemini bulmak istiyoruz. Biraz önceki yolla Gidecek olursak eğimini A ve B noktadan geçen doğrunun eğimini 6 eksi 6 olarak buluyoruz. Ve yerine yazdığımızda y, eşi, y eksi y sıfır hangi noktayı B noktasını alarak da ve bir noktası verilen eğimi bilinen doğru denklemine dönüştürecek olursak buradan da en son y artı 6 x eksi 23 eşittir 0 denklemini elde etmiş oluruz. Ekseni kestiği noktaları bilinen e, doğrunun denklemi olarak denklemini bulmak istersek yani iki ekseni x ve y eksenlerini kestiği noktalar cinsinden e, doğrunun denklemini bulmak istersek bir nokta doğru x eksenini b y 0, y eksenini 0 a noktalarında kessin. Bu iki noktadan geçen doğru denklemi biraz önceki iki noktadan geçen doğru denkleminden yola çıkarak yazdığımızda gerekli işlemleri de yaptığımızda x bölü b artı y bölü a eşittir 1 biçimindeki denklemi elde ederiz. Burada hemen bir örnek görelim. Koordinat düzleminde verilen doğrunun aşağıdaki, e, yandaki e, şekil doğruda verilen doğruda e, ki doğrudu denklemini bulmak istiyoruz. E, gördüğünüz üzere x eksenini 3'e 0 noktasında yani B noktasında kesmiş, y eksenini 0, 4 noktasında kesmiş doğru. E, dolayısıyla bu e, x bölü 3 artı y bölü 4 eşittir bir biçiminde yazdığımızda da ve gerekli düzenlemeleri yaptığımızda da doğrunun denklemi 4x artı 3y eksi 12 eşittir bir biçiminde olacaktır. Birbirine dik olan doğruları bir e, düşünecek olursak hangi durumlarda ya da doğrular birbirine dik olduğunda e, eğimler açısından ne söyleyebiliriz? Buna bakacak olursak eğer iki doğru birbirine dik ise bu doğruların eğimleri sırasıyla D1 doğrusunun M1 D2 doğrusunun M2 olacak şekilde bu doğruların eğimleri çarpımı eksi bire eşit olacaktır. Bunun karşıtı da doğrudur. Eğer iki doğrunun eğimlerinin çarpımı eksi 1'e eşit ise bu doğrular için birbirlerine diktir diyebiliriz. Bir örnekte bunu görüyoruz. Bu iki doğru verilmiş. D1 ve D2 doğruları. Bu doğrular birbirine dik ise bilinmeyen ikinci denklemdeki Y'nin kas A olarak verilmiş. Bu A sayısını bulunuz denilmekte soruda. Bu doğrular dik olarak verilmiş. Dolayısıyla eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Buradan yola çıktığımız eğimler çarpımı eksi 1 ise yerine yazıldığında A sayısı 3 olarak olur. İki doğrunun paralelliğinden bahsedecek olursak şekilde iki doğru paralel verilmiş bu doğruların paralel olması demek ise eğimlerinin birbirine eşit olması demektir. Bir örnekte görecek olursak iki noktadan geçen bir doğru verilmiş bir de ikinci doğru ise denklemiyle verilmiş ve bu Buradan yola çıkarak B'yi bulunuz denilmekte. Gerekli işlemler yapıldığında B, nokta, B sayısı 6 bölü 7 olarak çıkmaktadır. O zaman biraz önceki söylediklerimizi bir başlık altını toparlayacak olursak iki doğru birbirine göre konumları için D1 ve D2 gibi iki doğru birbirinden farklı iki doğru verilmesi durumunda eğer bu doğruları Kesişiyorlarsa ya da bu doğruların kesişebilmesi için katsayıları ile ilgili bakın a a'nın e'ye oranının b'nin f'ye oranından farklı olması gerekir. Burada a ve b'ler x ve y'nin katsayıları d1 doğrusu x ve y'nin katsayıları e ve f ise d2 doğrusunun katsayıları x ve y sayı, x ve y terimlerinin katsayılarıdır. Bunların karşılıklı olarak oranlarının birbirinden ...farklı olması gerekir. İki doğrunun kesişebilmesi için. İki doğrunun paralel olabilmesi için... ...gene bu kas sayıları düşünecek olursak... ...A'nın E oranının... ...B'nin F oranına eşit olması... ...ancak C'nin G'ye... ...yani sabit değerlerinin... ...oranladığınızda... ...biraz önceki orandan... ...farklı olması gerekmektedir. Çıkışık olabilmesi içinse... Bu biraz önceki paralellik durumundaki e, oranların hepsinin birbirine eşit olması gerekmektedir. Şimdi bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bulmak istersek, e, bir d doğrusu verilmektedir ve bir de e, C noktası verilmektedir. C noktasının e, d doğrusuna olan uzaklığı e, şekilde e, doğru grafikte verildiği üzere bakıldığında. C noktasının doğruya olan uzaklığını bulmak istiyoruz. bunun için bu uzaklığa da U diyecek olursak uzaklık bağıntısı mutlak değer içerisinde AX0 artı B y 0 artı C bölüm kare içerisinde A kare artı B kare şeklinde orandan bu verilen orandan bulunur. Bir örnek yapalım burada. ABC üçgeni verilmiş ve AC kenarıdan geçen AC kenarının bulunduğu doğru x eksi x artı 3 artı 4 eşittir 0 biçiminde verilmiş ve B noktası koordinatı verilmiş bir de ABC üçgeninin kenar uzunluğu 11 olarak verilmiş. Buna dayanarak, bu verilenlere dayanarak ABC üçgenin alanı istenmektedir. Bir üçgenin alanını söyleyebilmemiz için bu üçgenin kenarlarından birini bilip uzunluğunu bilip aynı zamanda bu kenara ait yüksekliği biliyorsak o üçgenin alanını bulabiliriz. Burada AC kenarının uzunluğu verildiğine göre biz BE'yi yani BE'yi bulmak istersek e, bu aynı zamanda AC kenarına ait yüksekliktir. E, BE uzunluğunu ise AC kenarı e, x artı 3 artı 4 doğru eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğu için e, B noktasında koordinatı verildiğine göre B noktası da AC doğrusuna olan uzaklığını bularak aynı zamanda da bu tabana ait üçgenin AC kenarına ait yüksekliğini de bulmuş oluruz. Çözümüne bakacak olursak, BE uzunluğu yani yükseklik, biraz önceki bağıntıda yerine konulursa verilenler 7 bölü kök 13 şeklinde bulunmakta. Bir üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpım taban uzunluğu çarpım yükseklik olarak ifade edilmektedir. Gerekli işlemler yapıldığında ise 35 bölü kök 13 birim kare ABC üçgeninin alanı elde edilir. Evet bugünkü dersimiz de burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.